1994 yılında Fakir Emre'nin annesiyle babasının tanışması. Fakir Emre'nin babası Okan İncekara. Bu ise Fakir Emre'nin anası Safiye Aydın. Bu iki genç birbirlerine aşık olurlar. İki ay sonra Papaz Osman Kilisesi düğün salonunda evlenirler. Kaderin bir cilvesi sonucunda bu iki genç evlenirler. Sübyancı Okan daha 15 yaşındaki Safiye'yi yatağa atmak için sabırsızlanıyordu. Gerlek gecesinden 9 ay sonra Fakir Emre isimli çocuğun doğurmak için Bakırköy Devlet Hastanesi'ne giderler. Hadi güzel kızım, şu amını aç. Orospu çocuğun çıkmıyor ama. Amını aç da çıkar diye. Amına burnunda bir kafa var, çıkmıyor da sanki. Çık lan! Çık şu amdan! Çık! Amdan çık artık, orospu çocuğu çık! Orospu çocuğu ne kadar şiş koymuşsun daha doktor? Çıksana lan! Seni doğuran karıyı da sikeyim. Sıçacağın çocuğu da sikeyim. Orospu çocuğu gibi bir kafası var. Çıkmıyor amına koduğumun öküzü. Ve o günden sonra Fakir Emre'lerin evi. Nam nam nam. Nam nam. Nam nam. Oh be. Şohbenin ve küvetin tadı süpermiş. Nam nam nam. Nam. Aaa bu ne lan orospu çocuğu? Küvet mi yedin lan? Aaa orospu çocuğu. Ulan yeter amına kodumun durdu. Evde eşya yok, bir şey yok. Her boku yedin, şimdi küveti mi yiyorsun? Evde oturmaya koltuk yok orospu çocuğu. Ben ne bileyim lan, hayvan gibi yemek yiyorum. Orospu çocuğu oldum sizin bokunuza. Evde yemek yapmıyorsunuz, sonra gelip neden yiyorsun diyorsunuz. Hele sen orospu annem, senin amını da yiyeceğim. Kes sesini Emre, sen anca babanı yiyor onu yersin. Bıktı bakalım bıktım. Kolu komşuya rezil oluyoruz, milletin çocuğu babasına yardım eder. Bizimkisi babasının tüksünü yiyor. Evden artık atalım bunu. Gitsin yerine eşyalık. Ve Emre bütün eşyaları yediği için ailesi buna dayanamaz. Ve onu evden atmaya karar verirler. Orospu çocukları! Sizler benim anamla babam değilsiniz. Emre sokaklara düştükten sonra ormanda götü donarak çay içti. Sokaklarda yaşamaya başladı. Emre yıllarca sokaklarda yaşamaya devam eder. Aç, susuz, beş parasız. En çok da Fakir Emre'ye bu olay koymuştu. Ahahaha! Şu şişman orospu çocuğuna bak hele. Kafese girmiş, kendini ayı sanıyor. Ahahaha! Çocuğum sen de fakirsin, ben de şişmanım. İkimiz de fakir ve orospu çocuğuyuz. Ama ikimizin de daha ne bilir noktası var. İkimiz de yalnızız. Var mısın çocuğum, seninle beraber yaşayalım. Çok güzel evim var. Tamamdır. Bundan sonra seninle yaşayabilirim. Sen de fakirsin, ben de fakirim. İkimiz birer orospu çocuğuyuz ve şişmanız. Bundan sonra senin evinde yaşayabilirim. Çünkü bir eve ihtiyacım var. Yıllardır banklarda yaşayıp duruyorum. Sana dede diyebilir miyim? Tamam çocuğum, artık ben senin dedenim. Sen de bizdensin. Bizler fakiriz ve fakir olmaya devam edeceğiz. Dede, dede, sana bir soru sorabilir miyim? Evet çocuğum, sorabilirsin. Seni dinliyorum. Dedeciğim, ayağında neden çatallar? Daha iyi yemek yiyebilmek için. Dedeciğim, hadi o zaman evimize gidelim. Burası Fakir Emre'nin dedesinin villası. 6 oda, 3 salon ve ultra lüks arabalarıyla birlikte size dubleks bir konfor sağlıyor. Durun durun. 2 tane ahmak, şişko, obez, fakir, fukara, çulsuz, gavatların ve orospu çocuklarının evinin bu ultra lüks ev mi olduğunu sandınız he? Hayır, hayır, hayır. İşte Fakir Emre'nin yeni yurdu. Ultra lüks laham, kanalizasyon, tuvalet, bokların akmış olduğu laham kapağının altındaki gizem dolu, bok kokulu Meksiko havası olan ishal ve salyalı sümük yuvası.
Bir de buranın içine bakalım, ne dersiniz? Dede, bu bok köftesi süpermiş lan. Oğlum, onu dün sıçtım, niye yiyorsun? Çiğ bokun yahnisi sağlam olurmuş dede. Ağzına bok sıçacağım, onu da ye. Lan kalk uyan! Şşş. Lan uyansana amıcım! Lan! Ya! Anasını siktiğimin çocuğu seni! Bağırma lan bana, amına koyun bu çocuğu! İki saattir gülüyorsun, osuruyorsun, geğiriyorsun, sıçıyorsun, horluyorsun. Nasıl bir uyku lan bu? Rüyanda ne gördün yine? Fakirleri gördün amcuk surat. Orospu emri rüyasında bile orospu oluyor. Ne var amına kodumun sana? Lan kanka yeni hikaye buldum, çok komik. Ne oldu gerizekalı, ne hikayesi? Ulaş orospu çocuğuymuş. O değil de beyler. İyi ki İtalya'da doğmamışız. Niye lan amına kodumun çocuğu? Çünkü İtalyanca bilmiyoruz. Hay orospu çocuğu ya. Kanka bu olay neden gerizekalı bir orospu çocuğu? Sen onu bunu bırak tabi. Öndeki Emre neden şişman bir orospu çocuğu? Ben onun cevabını arıyorum. Şşş kanka. Bu arkada oturan Murat var ya. Tam bir gel lan. Çocuğun hiçbir arkadaşı yok. Kendi kendini sikiyor hep. Senin ananı götten sikerim. Ben security Mehmet. Ananızı bile sikerim. Ben de Keleş Salih. Gel de sik amına kodumun doğurdu. Alpustan ananı sikerim. Ananı sikerim. Alpustan ananı çocuğu götüne sikerim. Ananı sikerim çocuğu. Ben konuşma. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Orospu Ulaş, söyle çocuğum. Sen orospusun ve bunu çok iyi bilirsin. 5 artı 5 kaç eder? 5 artı 5, 10 eder. Kapat! Ağzına sıçtığımın çocuğu nasıl sıçmış? Her yer bok olmuş. Amına bok sokayım Emre. Tabii klozeti tıkar lan. Anam ne bulsa yiyor. Bir maş boru, mobilya. Lan geçen Fransa'ya gittim. Eiffel Kulesi'ni kemiriyordu. Anlamadım gitti. La yolda yarak bulsa yiyecek amına koyayım. Al amına kodum. Bak bu Emre. Yani top. Alpustan ananı sikerim. Ananı sikerim. Alpustan ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim çocuğu. Sen konuşma. Ananı sikerim. Lan buradan bok fışkırıyor. Lahamlar patlar. Emre yerlerde yatar. Ulaş salak esprileriyle devam eder. Ama her geçen gün çılgın sınıf daha da kötüye gider.